Marmaris Hatipirimi Mahallesi'ndeki villa saraylar olarak bilinen bölgede bu sabah kan dondurucu bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Bir bahçıvan ön ayakları kesilmiş bir kedi gördü, yardım etmek için yaklaştı fakat yakalayamayınca en yakın veteriner kliniği aradı. Veteriner Behçet Düzgün'ün gönderdiği ekip kediyi kliniğe getirdi. Behçet Düzgün kesiklerinin içine binlerce kurtçuğun doluştuğu kedinin hayata döndürülemeyeceğini tespit etti. Kedinin acılarına ve yaşamına uyutularak son verildi. Konu hakkında Kanal 48'e konuşan veteriner Düzgün, yetişkin bir erkek olduğunu kaydettiği kedinin ayaklarının bir veya iki gün önce kesildiğini tahmin ettiklerini söyledi. Kesiklerin düzgün olduğuna dikkat çekip, nasıl kasap satırla et keser, öyle kesilmiş dedi. Bugün sabahleyin saat 9.30-10 civarlarında belediye yüzme havuzunun civarında villa saraylar diye adlandırdığımız evlerin olduğu bölgede çalışan bir bahçıvan, bahçede bir tane bir kedi olduğunu, ön ayaklarının kesik olduğunu ve kendisinin yakalayamadığını söyledi. Biz asistanıma ben söyledim gidip bakması için. Buradan gittiler, baktılar beraber. Kedinin ön ayakları kesilmiş olduğunu gördük. Buraya getirdiler. Ondan sonra tabii genel durumu çok çok kötü. Yani 1-2 gün olmuş herhalde bu olay. Çünkü yaranın içerisinde yani binlerce kurtçuk vardı. Sinekler kurt atmış. Ön kolların her ikisi de bileklerinin alt kısmından düzgün bir şekilde kesilmiş. Yani bıçakla veya araba kazası veya herhangi bir çarpma sonunda kesilmiş değil. Bayağı resmen kasap nasıl satırla keser eti, aynı o şekilde sert bir darbeyle, yani ağır ve güçlü bir kesiciyle kesilmiş ve olayın üzerinden de tabii ki kan kokusuna falan birkaç gün geçtiği için sinekler gelmiş, kurt atmış, erkek bir kedi, yetişkin ve sonunda kediyi uyutmak zorunda kaldık. Çünkü genel durum çok çok kötü. Zaten yaralar enfekte olmuş, kokuşmuş, kurtçuklar dediğim gibi yayılmış. Maalesef yani böyle bir olayla karşılaştık. Veteriner Düzgün, insan tarafından yapıldığının anlaşıldığını belirttiği üzücü olayı ibret olsun diye sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan yorumlarda vahşete sebep olan cani ya da canilerin bulunarak cezalandırılması istendi. Yani kim yapıldığını bilmiyorum ama yani bu konuda tabii ki aslında emniyet güçleri midir yoksa belediye midir? Yani bunun muhatabı kimdir bu tip olaylarda bilmiyorum. Hani ben direkt suç duyurusunda bulunmama gerek yok. Kendileri kamera kayıtlarından bölgedeki yaşayan, çünkü evlerin çoğunda şeyler var, kameralar falan vardır. Yani onlar şey yapabilirler, yani kendisi emniyet güçleri eğer istiyorlarsa bunun üzerine gidebilirler. Benim ille de bir suç duyurusunda bulunmama gerek yok yani.